Batı bölgelerinde yaşayan ve kendilerini Arya ırkından olduğunu belirten Bahtiyariler yerleşik ve göçebe şeklinde yaşıyorlar. İsfahan, Şehri Kürt, Huzistan, Şiraz gibi bölgeler Bahtiyarilerin yaşam alanlarını oluşturuyor. Göçebe yaşayan Bahtiyarilerin yaşam alanları ise Zaros Sıra Dağları'nın etekleriyle dağın serin tepeleri konakladıkları yerler oluşturuyor. Göçebe yaşayan Bahtiyarilerin yılın 12 ayının yaklaşık 4 ayı yollarda geçiyor. Özellikle kış aylarında gittikleri sıcak bölgeler olan İsfahan, Huzistan ve Şiraz gibi bölgelerden baharın başlamasıyla birlikte yavaş yavaş daha serin olan Zagros Dağı'nın tepelerine doğru hareket ederler. Bu hareket kışın son günlerinden başlar, baharla birlikte yollara düşülür ve 2 ay kadar bu yolculuk devam eder. Zira güzergah üzerinde otlar bitmeye başlamıştır. Taze otlar, göçebe bahtiyarilerin geçim kaynağı olan hayvanların da beslenmesi için iyi bir gıda oluşturur. Göçebe bahtiyariler sıcak bölgelerden daha serin yerler diyerek Zagros Dağı'nın yüksekliklerinde, dağın yamaçları ve ovalarda kurdukları çadırlarda yaşar. Daha çok keçi kılından yapılma siyah çadırlarda yaşasalar da son yıllarda hem taşıması ve hem de ucuz olmasından dolayı branda çadırlarda kullanılmaya başlanmış. Geçim kaynaklarını ekonomiye dönüştürmenin yollarını da bulmuşlar. Hayvandan elde ettikleri süt ve sütün ürünlerini en yakın yerleşim bölgesine götürüyor, orada paraya dönüştürdükleri gibi konakladıkları bölgeye yakın yol üzerinde kurdukları tezgahlarla da doğrudan satış yaparak günlük ekonomik kazanç elde etme yoluna gidiyorlar. Kore'ye insan ve Kore'ye meskun der, Sazmanı Beynelmeleli UNESCO sebt şud, ine ki به دلیل شرایط جغرافیایی و زیستی و شرایط خاصی که در سطح جهان آماده در سطح جهان معرفی شد اینجا به عنوان زیستکره تنها ذخیره‌گاه زیستکره اقربا bağları oldukça güçlü. Çoğu göçebe bahtiyari birbirlerini fazla görmese de ağızdan ağıza dolanan tanımlarla birbirlerini tanıyorlar. Evlenme yaşına gelmiş bir bahtiyari ya ailesinin seçtiği biri ya da kendisinin beğendiği bir kızı gidip istiyor. Tabii genel olarak ailesinin önerdiği bir kişi oluyor bu. Kız isteme töreni de oldukça önemli ve farklı. Önce kızın ailesine oğlan tarafının niyeti aktarılıyor ve kız tarafı olumlu yanıt vermesi halinde bunu davul zurna ya da silah atışları ile etraftaki çadırlara duyuruyorlar. Bölgede bulunan çadırların erkekleri gruplar halinde kız tarafının bulunduğu çadıra toplu halde kız istemeye gidiyor. Adeta kız isteme töreni bir tür kabileler arası kız istemeye dönüşüyor. Kalabalık grup halinde kız isteniyor ve aynı zamanda düğün zamanı konusunda da bir anlaşma sağlanıyor. Salavatlar eşliğinde yapılan bu kız isteme merasiminde erkek tarafı kızı istediklerini, kız tarafı da obanın büyükleri tarafından onay verilmesi ve hayırlı olması dilekleriyle olumlu yanıt veriyor. Olumlu yanıt alınınca düğün tarihinin fazla uzatılmadan yapılması gerektiği konusu konuşulmaya başlanıyor. Kısa süren bir değerlendirme ardından tarih konusu da netleşiyor. Düğün tarihi netleştikten sonra sıra düğün hazırlıklarına geliyor. Göçmen bahtiyari kızının çeyizinde bulunan el dokunması halı başta olmak üzere bir dizi zorunlu gereçler aileler tarafından temin ediliyor.
Ailelerin maddi durumuna göre yapılan hazırlıklar ardından düğün başlıyor. Çahar Bahtiyari Kültürel Mirası Koruma Kurumu Genel Müdürü Askeri Severcani, TV5 mikrofonlarına yaptığı açıklamasında göçebe bahtiyarilerin kültürel bir zenginlik olduğunu belirterek bu kültürün yaşatılması, onların sosyal refahının arttırılması, sorunlarının giderilmesi için bir dizi çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor ve ekliyor. Kurum olarak biz göçebe bahtiyarilerin bölgemizin, ülkemizin bir zenginliği olduğunu biliyor ve görüyoruz. Onların eğitimden ekonomiye, kültürel alandan sosyal alana kadar bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla OBA temsilcileriyle ortak çalışmalar yapıyoruz. Örf adetlerinin yaşatılması, oyun ve kültürlerinin korunması için ortak programlar düzenliyoruz dedi. حال برای عشایره عزیزی که در این منطقه هستند را در زمینه صنایع دستی کمک کردیم تا بتونن تولیدات صنایع دستی خودشون را در خود چادرهای عشایرشون تولید بکنن و بازاری را فراهم کردیم که بتونن این تولیدات صنایع دستی خودشون را در زمین مثل چنت بافی، وریس بافی، مفرش بافی اینها تولیدات صنایع دستی عشایر هستش که تولید میکنن و بازاری که براشون فراهم شده میتونن بفروشن و ادامه زندگی خودشون را در این منطقه داشته باشن. Bahtiyarilerin gerek el sanatları ve gerekse de elde ettikleri ürünlerin satışı konusunda da gerekli destekleri sağladıklarını belirten Askeri Severcani, göçebe bahtiyarilerin ürünlerini doğrudan satacakları merkezler kurduk. Onların el sanatlarının yaşatılması amacıyla gerekli destekleri sağlıyoruz diyor ve ülke genelinde yapılan bazı programlara katılmalarını sağlayarak göçebe bahtiyarilerin kültürlerinin tanıtılmasını da sağlıyoruz ifadesini kullanıyor.